Aşkım, nereden aklına geldi buraya gelmek? Dün yıldızları göremiyorum dedin ya. O yüzden getirdim seni buraya. E bir bak bakalım. Bakayım. Of, harika görünüyorlar. Şimdi böyle toplu yıldızlar var orada. Görüyor musun onları? Evet, görüyorum. Şimdi senin baktığın yerde onların hemen yanında bir tane daha yıldız var. Özel bir yıldız. Evet, gördüm. İşte o yıldız senin. Lale Sarağan. Hı hı. İşte o yıldız senin yıldızın. Yıldızın adı Lale mi? Evet. Tamam, senin kadar parlak değil. Senin kadar güzel değil, ışıltılı değil. Ama yine de senin yıldızın. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni hep seveceğini söyle yeter. Ne olursa olsun beni sevdiğini. Seni çok seviyorum. Ha? Babayı kapılarda mı karşılıyorsun babacığım? Tabii büyüdü, büyüdü vallahi. Hadi bakalım bir taneye. Gel. Bir tane. Gel. Vallahi hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı gençler. Gerçekten üç kolumuzla üç çocuğu yetiştirene kadar kollarımız koptu diyebilir miyiz? Ölmek üzereydik diyebilir miyiz? Hoş geldiniz. Yoksa abartıyoruz mu desek? Ha kuzen? Zaten üç kişiydiniz, üç tane bebek var. Yani birer birer paylaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Laflara gelir misin? Ben matematik biliyorum Eda'ları. Ben o şirketi tek başıma yönetmiyorum. Kendi aklımla, fikrimle yönetiyorum Eda'ları. Acaba sana soruyorum şu anda sarı çocuk. Beş tane köfte bir porsiyonsa bir buçuk köfteye ne verelim? Yarım köfte mi verelim? Yedi buçuk mu eder bu? Hı? Olmaz tabii. Ama sen şimdi yediye yuvarlarsın. Onu sekize yuvarlamak lazım. Yani müessesenin ikramı gibi. O zaman tabii şanın yürür. En azından insandan senin müdavimin olabilir yani. Bak, akıllara bak. İşletme konusunda master yapmış da bana akıl veriyor. Senin aklına ihtiyacım yok. Ben şu anda business'ın içindeyim. Elim kolum çocuk dolu, bir taraftan da köfte sektöründeyim. Neyse, biz yatalım. Hanımım içeride benim ikizleri boğmaya çalışıyor, uyutmaya çalışıyor şu anda. Hadi iyi geceler. Baş. İyi geceler. Aşkım. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. İstersen Emine uyut, konuşalım biraz, olur mu? Tamam, uykusu geldi zaten. Ben uyutup geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Hadi bakalım anneciğim. Gel bakalım. Aşkım. Aşkım ne oldu, iyi misin? Babam gitmiş, ablam aradı. Nasıl gitmiş? Ya annem kızmış yine. Bize de kırıldı tabii, yani oyun oynadık ya ona. Evinde yokmuş, gitmiş babam. Tamam, sen sakin ol. Belki birkaç gün kafasını dinlemek için gitmiş olabilir. Tamam mı? Geri gelecektir yani, merak etme. Öyle mi dersin? Öyle ama için rahat etmiyorsa şimdi son günlerin nedeni evine gidelim. Etraflıca konuşalım, olur mu? Tamam, ben üstüme bir şey alayım. Hadi. Toplantı kaçtaydı? Anlaştık. Tamam, görüşürüz. Aşkım. Onur. Babam gitmemiş. Yani ablamlar pencereden görmüş, ışık açıkmış. Bir de yürüyen bir gölge varmış. Herhalde o kesin babam zaten. Kim olacak? Çok şükür, çok sevindim. Vallahi kalmış. Kalacak tabii. Benim tanıdığım yıllarım baba. Daha öncesini bilemem tabii ama... öyle kolay kolay pes edecek birine benzemiyor. Vallahi çok korktum. Kalbini kırdık ya. Yani bu durumu düzeltmeden gitmesi falan gerçekten beni çok üzerdi. İçim rahatladı. Sana kimse uzun süre gönül koyamaz zaten. Sen hemen gönlünü alırsın. Alırım değil mi? Alırsın. Aa. Ne oldu? Ay Onur, ben bunu unuttum ya. O ne? Bu Gülşen bale kursundan arkadaşı vardı. Ne? Duru. Ha, onun kolyesi. Şey, hastanede... gösterecekti bana, annesinin babasının fotoğrafı varmış içinde de şey yapamadık yani. Neyse, artık Gülşah, ben almaya gittiğimde veririm kolyesini kıza. Tamam. Niye şey yaptın, taktın ki?
Şeyden unutmayayım diye. Sen unutmazsın ki bir şey. Yani rahat yat, çıkar hadi. Ay, Onur çok dalgınım bu aralar. Vallahi unuturum. Kız da üzülmesin. Hadi yatalım artık. Baba, benim çok güzel bir kolyem var. Üstelik sürprizi var ama söylemem. Meşhur sürprizli kolyemiz bu mu? Evet baba, bu. Sürprizin de bunun içinde. Göster bakalım. Günaydın sevgilim. Aşkım, şşt, sessiz ol. Uyuyorlar. Bebekler mi uyuyor? Evet bebekler ama koca bebekler. Anladım. Aşkım ne zamandır baş başa kahvaltı yapamıyoruz, o yüzden gizli gizli hazırlayayım dedim. Ya hadi aşkım, ben de seninle baş başa kahvaltı yapmayı çok özledim. Vallahi Onur, başımızın üstünde yerleri var ama Erol'la Filiz'in kavgası da tenis turnuvası gibi yani. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Ne yediğimden bir şey anlamıyorum ya. Ya ne yapacağız? Artık işte idare ediyoruz. Neyse. Aşkım, bugün ne yapacağım? Programı ne? Ders falan yok bugün. Okula gitmeyeceğim de anneme bir uğrayacağım. Oradan çiçekçiye, çünkü anneme söz verdim. Yoğun olacakmış bugün. Anladım. Bale kursuna gitmeyecek misin? Şey için soruyorum. Kolyeyi takmamışsın da. Ha, yok yok. Şey, bilmiyorum gider miyim ama çantamda. Unutmadım yani. Tamam o zaman, madem yoğunsun sen, ben bırakayım istersen. Ya aslında olabilir. Ne güzel. Ay yok ya, işinin gücünün arasında bir de şimdi bununla uğraşma aşkım. Hadi kahvaltı yapalım. Günaydın! Pembe panjurlu evin beyaz atlı prensi Paramuran ve sevgili karısı, sevdiceyi, kraliçe Elizabeth. Kim bağırıyorsun şaban sabah? İnsanları niye korkutuyorsun Erol? Günaydın aşk bacıkları. Günaydın. Günaydın da, günaydın da, size mi aydın acaba? Ne oluyor burada gizli gizli? Kahvaltı yapılıyor. Serpme kahvaltım bu. Yemin ediyorum uyanmasak misafir umduğunu değil bulduğunu yiyecek. Bu mu yani misafirperverlik? Soru işareti. O zaman sen kalksaydın sabah, kalksaydın da sen kendini bir hazırlasaydın kahvaltıya o zaman. Ay kanki, vallahi kusura bakmayın, öyle bir uyumuşuz ki ikizler uykuya dalınca biz de fırsat bildik, uyuduk yani. Yok yok. Hiç uyuyamışsaydık. Ay sorun değil, zaten biz de kahvaltımızı yaptık, sizin için hazırladık sofrayı. Nasıl bizim için? Yemin ediyorum bunlar çift değil, bunlar aile değil, bunlar bir birey değil, bunlar insanlık dersi insan evladına. Gerçekten bunların bütün hareketi beş peki. Kızım bize mi hazırladınız bu sofrayı? Aa, yemin ediyorum sucuklu yumurta görüyorum, iki tane göz böyle löp löp. Yemin ediyorum sucuklu yumurta değil, aşkla yapılmış mucuklu yumurta. Sabah sabah mizah yine yerlerde gerçekten. Allah çıtamı yükseltmesin inşallah, bu seviyelerde kalır inşallah. Neyse hadi bakalım, size afiyet olsun, o zaman görüşürüz. Döngüye girelim evet. Diyorum senelerce. Ne oldu be? Zengin çıkışı yaptılar bunlar, zengin kalkışı. Gerçi bunlar da zengin, benim gibi köfteci insan değil ki. Bunlar zengin insan, ben soğan kokuyorum kızım. Kuyruk yağı kokuyorum ben. Neyse. Aşkım. Aşkım. Miniğimizi uyuttum vallahi, biz de yatalım mı? Yani benim çok uykum yok. Bir yine de sen bilirsin. Aa, benim de şey gibi, benim de kaçtı galiba. Ne yapsak ki? Baş başa kalınca ne yapılır? Gerçekten hiç bilmiyorum, unuttum galiba. Ben sana hatırlatabilirim diye düşünüyorum. Hatırlatabilir misin? Biraz daha yaklaşırsan hatırlarız sanki. Hatırlıyor gibiyim galiba. Şimdi... İyi geceler. İyi geceler. Ay biz geldik kanka. Oo, şu anda yanlış bir yere mi geldik ondan da emin değilim. Biz de aileyiz neticede ama gerçekten şu anda hanımının üstünde kombinezon var. Burada da şampanya görüyorum. Özel bir an mı? Destur var mı? Aa. Oturuyorduk, oturacaktık biz de. Yani bir şey yok, normal işte. Hoş geldiniz, ne haber? Görüyorsun değil mi Filizciğim? Yüksek romantizm nelere yol açıyor? Yeri geliyor, karı kocasına halvet oluyor, yazıyor. Mesaj
saçmalıyorsun Erol. Manyak manyak konuşma ya. Zaten vallahi rezil olduk. Münasebetsizlik ettik. Otursanıza ya biraz. Geçin şöyle oturun ya. İkizler nerede? Yok, biz hiç oturmayalım. Biz oturmayalım, kalkalım. Biz hemen eşyalarımızı toplamaya geldik zaten biz. Nasıl yani? Aa, yani nasıl ya? Kaynanalara gidiyoruz. Babam çok özlemiş de çocukları. Gerçekten mi? Ay, kıyamam. Nasıl ya? Kıyamam ya. Kıyamazsın tabii. Bak duygusallaştı. Kızım, çocuğum, evladım. Biz gidince de boşluğa düşmeyin. Yemin ediyorum bak bu sarı çocuk duygulandı şu anda. Beni de duygulandırdı şu anda. Ayrıca eğer biz gidersek lütfen aile nasıl yönetilir, çocuklara nasıl bakılır, bir aşk nasıl yaşanır? Bunun da örneğini bizden görmüşsünüzdür ha gençler. Öyle alışmıştık size de ya. Böyle garip olduk şimdi değil mi Onur? Ha? Vallahi üzüldük ya şimdi birdenbire de duyunca. Biz de öyle, biz de öyle ama artık ayrılık vakti. Yapacak bir şey de yok yani. Ne yanlışımız olduysa kusura bakmayın. Hiç sorun yok. Gerçekten biz hiç sorun yok. Geliriz, vallahi sarılacağız. Allah'ım duygusal sahne yaşanıyor şu anda. Ben bunu yapamayacağım. Ben de el sallıyorum çünkü benim bünyem bu duygusallığı kaldırmaz çocuğum. Kule be. Kurtulduk mu? Vallahi kurtulduk. Hadi geçmiş olsun. Aşkım. Hı. Bir şey diyeceğim. Nerede kalmıştık biz? Ben hatırlıyorum galiba. Hadi bakalım Emir, hop. Uçak geliyor, uçak geliyor. Aç bakalım. Ham yap. Aşkım bugün ne yapacaksın? Aşkım bir saniye. Efendim Yıldırım Baba. İyiyim sağ ol sen. Tamam, şirkete geçmeden uğruyorum. Yıldırım Baba benimle görüşmek istiyor. Ne olmuş ki? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Kurtuluş eniştemle ilgili olabilir, onda kalıyor ya. Belki barıştırmaya çalışacaktır. Olabilir. Anneciğim, babacığım. O kadar mutluyum ki bir arada olduğunuz için. Babacığım mı? Babacığım, ben de seninle olduğum için çok mutluyum. Senin doğum günü beraber geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Baba, artık sen de bizimle aynı evde kalacaksın, değil mi? Durucuğum, biz bunu hani konuşmayacağımıza söz vermiştik. Kızım... Lale! Lale. Lale. Lale, senin gördüklerin ben sana anlatacaktım yani. Niye anlatacaktın bana ya? Başka bir ailen olduğunu mu? Yoksa inkar mı edecektin? Ben gözümle gördüm. Hayır, inkar etmeyecektim. Bilmediğin şeyler var gerçekten. Benim meğer bilmediğim ne çok şey varmış Onur. Bak inan ki. Ben inandım. Bu hayatta hiç kimseye inanmadım, sadece sana inandım. Şimdi diğer ailenle doğum günü kutlamasına devam et. Kızının doğum günü kutla. Yani yapma. Lale! Lale! Lale, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Git buradan Onur! Lale! Beni dinlemeden şuradan şuraya gitmiyorum. Lütfen. Sadece bir defa yüzüme bak ve beni dinle, tamam mı? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum şu anda. Gider misin? Peki tamam o zaman. Kal orada. Kapının arkasından konuşalım. Dinleyecek misin beni? Bu saatten sonra senin söyleyeceğin hiçbir şey beni ilgilendirmiyor artık, tamam mı? Benimle konuşmak için çok geç kaldın. Lale tamam, farkındayım. Bir yolunu bulamadım, fırsatını bulamadım. Bir defa dinlersen eğer her şeyi en baştan sana anlatacağım. Ne olur. Lale!
Lale lütfen duyuyor musun beni? Kulaklıkları taktım. Müziği de sonuna kadar açtım. Senin sesini bile duymak istemiyorum. Lale yapma bana lütfen. Onur. Lütfen sen de bunu bize yapma. Komşular bizi dinlemek zorunda değil. Ne yaşıyorsak kendi içimizde yaşayalım. Kendi içimizde sindirelim. Lütfen. Hadi. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Gel. Anneciğim sen içeri al. Gel gel. Lale! Ay, 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 ay. Mesaj bırakınız. Lale. Aşkım, beni affetmek zorunda değilsin. Ama şunu söylemek istiyorum, bunu ne olur bil. Ben senin o halini gördüm ya. İçim paramparça oldu. Benim için ağladığını görünce... Çok... Çok üzüldüm. Yani sen benim için ağladın. Ben senin kalbini kırdım. O yüzden ne olur gözyaşlarını silebilmem için bana bir fırsat ver, olur mu? Affetme beni, tamam. Gerçekten de yani. Affetmek istemezsen affetme. Ama ne olur bana bir şans ver. Tamam mı? Ben bilerek veya isteyerek hiçbir şey yapmadım. Aşkım, ben senin canından ayrı mıyım zannediyorsun sen? Şunu bil, senin kalbin parçalanmışken benim kalbim atmaya devam edebilir mi sence? Senin gözyaşların süzülürken benimkiler durabilir mi? Sen benim her şeyimsin. Bundan sonra belki söylediklerime inanmayacaksın ama şunu bil ki... ...sen benim her şeyimdin, her şeyimsin. Ve her şeyim olarak kalacaksın. Ama lütfen son bir kez, sadece son bir kez... ...senin... Gözlerine bakmama izin ver. Tamam mı? Sadece bir kez. Hoşça kal. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Anneciğim, babacığım. O kadar mutluyum ki bir arada olduğumuz için. Babacığım. Ben de seninle olduğum için çok mutluyum. Senin doğum gününü beraber geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bu gününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmuru sevdan. Lale. Lale hoş geldin. Biraz konuşabilir miyiz? En azından beni bir kere dinle. Tamam, dinliyorum. Önce benim söylediklerimi bir duy. Yani bir açıklama fırsatını ver bana. Sonra ona göre kararını ver, tamam mı? Tamam Onur, dinliyorum. Ne söyleyeceksen söyle. Dinliyor musun? Evet Onur. Tamam, o zaman iki dakika şöyle oturalım mı? Bir anlatayım mı orada sana? Aşkım. Onur. Ne söyleyeceksen söyle. Lale.
Bak öncelikle şunu bilmeni istiyorum ki... birkaç hafta öncesine kadar ben de bir kızım olduğunu bilmiyordum. İnan bana. Doğum gününe geliyordum. Şirketten tam çıkıyordum. Karşımda bir tane kız. Büyümüş, kocaman olmuş. Bana baba derken buldum onu. Ama bana söyleme zahmetinde de bulunmadın. Herkese söyledin ama bana söylemedin. Defalarca söylemeye çalıştım. Ama söyleyemedin. Yapamadım. Annene babana söyledin. Onları öğrendi. Kızının doğum gününe gelecek kadar kaynaştırdın onları. Kurtuluş eniştem o da biliyordu. Hatta arkanı kolladı. Üzerinden günler geçti. Ama bana yine de söylemedin Onur. Derya söyleyemedin diyorsun. Bak söyleyemedim işte. Yani babanın gelişi zaten başlı başına bir süreçti. Tam her şey yoluna girdi söyleyecekken baban rahatsızlandı. Sonra Nülüfer rahatsızlandı. Yani sır seni üzmek istemediğim için yani doğru zamanı bulamadım yani bir türlü. Ne güzel bir konu için benim yerime karar vermişsin ya. Yine benim iyiliğimi düşünmüşsün. Peki ben bu şekilde daha mı az üzüldüm Onur? Yani ben seni üzmek istemedim gerçekten. Ama ben senin kızının doğum gününe geldim. Kızını gördüm. Pasta üfleyişini gördüm. Sana sarıldığını gördüm, baba değişini gördüm. Herkes oradaydı. Herkes her şeyi biliyordu. Ama karın hiçbir şey bilmiyordu Onur. Bu şekilde öğrendiğin için özür dilerim senden. Lale, tamam haklısın. Ama gitme ne olur evden gitme. Yani burası bizim evimiz. Burada çok hatıra bir... Evimiz diye bir şey yok artık. Ben ve oğlum varız sadece. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Beni en çok şaşırtan ne oldu biliyor musun? Senin babamdan hiçbir farkı yokmuş. Deme öyle deme. Lale. Lale. Gitme. Lütfen. Lale. Lale. Lale biraz dışarı gelir misin lütfen? Lale. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Delirdin mi sen? Delirdim. Sensizlikten delirdim. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlese. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım. Oh, benim bir yaz yağmur sevda. Sen ne yüzle geliyorsun karşıma? Git buradan. Ailemi almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Öyle mi? Hangi aileni alacaksın acaba? Karar verebildin mi? Lale yapma böyle. Benim bir tek ailem var, o da Emir'le sen. Siz benim her şeyimsiniz, biliyorsun bunu değil mi? Öyle mi? Sen de aynı babam gibisin. Kandırdın beni. Ben seni hiçbir zaman kandırmadım. Bundan sonra da kandırmayacağımı çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum Onur. Bence sen babamın evinde yaşamaya devam et. Çok iyi bir ikili oldunuz siz. Tencere kapak misali. Çok iyi taktikler alırsın ondan. Lale neden inanmak istemiyorsun? Senden çok önce olmuş bir şey. Benim de zaten yeni haberim oldu. Peki senin ne kadar sevdiğimden haberin var mıydı? Herkesten çok sana güvendiğimden. Sana baktıkça içimin titrediğinden haberin var mıydı? Sen her şeyi mahvettin. Her şeyi yıktın. O zaman izin ver telafi edeyim. Neyi telafi edeceksin ya? Sen bu yuvayı
enkaza çevirdin. Neyini toparlayacaksın? Ya bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Ya niye hemen her şey mahvoluyor ya? Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden mahvoluyor koca aile. Ya bir dakika ama hani gözünüzü seveyim, bu kadarcık şeyden aile mi dağılır ya? Aa, bak 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 bak, bu kadarcık şeydi. Sen ne patavatsız bir adamsın be, bu kadarcık mı gerçekten? Kurtuluş doğru diyor. Aa, ne bu kadarcık, bu kadarcık, boyu kadar kızı var be. İyi tamam anne, var, Allah bağışlasın. İçeride de böyle nur topu gibi emirimiz var ama. Kurtuluş doğru diyor. Emir de Onur'un oğlu. He. Hayır efendim. Lale'nin oğlu benim de torunum. Sizinle hiç ilgisi yok. Benim de torunum. Ben onun kokusunu aldım. Ben onsuz yapamam. Yani onu görmeden yapamam. Çıldırırım. Ha, yıldırırsın yani. Hadi oradan. Yalancı. Sen bırak, bırak bu evliliği falan savunmayı da. Sen yalancı çoban. Ne oldu? Üç tane standin vardı. Fazla sen bağırırsan belki kalbine bir şey olur. Ha? Eyvah baba, tamamen unuttuk biz. Evet yani biraz mübalağa ettik, büyüttük ama senin yüzünden. Duydunuz mu, benim yüzümdenmiş. Tabii nasıl, senin niye? Yüzünden. Yani ben sana yakın olmak için ne yapacağımı şaşırdım, mecbur kaldım. Öyle mi? 25 yıldır Fizan'daydın. Niye böyle bir ihtiyaç doğdu, onu anlamıyorum ben. Biz zaten hep senin yanındaydık baba. Nergis kızım, bari sen... Bari ben değil mi? En saf olan benim. Seni en çok seven de ben. Bari bana yalan söylemeseydin baba. Senin için onca gözyaşı döktüm. Hayatımda ilk defa babam oldu dedim. Allah'a her gece dua ettim onu elimden alma diye. Şu yaşımda bir babam oldu, o da 3 gün sonra yalan oldu. Sen bize iyi gelmiyorsun baba, bize iyi gelmiyorsun. Annem doğru söylüyor. Siz bize hiç iyi gelmiyorsunuz. Bırakın da şu küçük dünyamıza mutlu mesut yaşayıp gidelim. Mutlu edemiyorsanız bari bizi mutsuz etmeyin. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel. Ben işaret verince kaldırıyoruz. İşaretimi bekliyorsunuz. Geliyor. Müziği ver, müziği ver. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Ben bütün gece bunlarla uğraştım. Ben de bütün gece seninle uğraştım aşkım. Aşkım yok. Aşkım yok. Aşkım tedaviden kalktı Onur. Dur dur, sen zahmet etme Allah aşkına, ben hallederim. Dur dur, ben toplayayım. Lale, bir konuşabilir miyiz? Ya konuşacak bir şey yok. Ne konuşacağız bu saatten sonra? Baldız, iyilik güzellik işte yani. İyilik mi bıraktınız insanda? Hey canım. Lale, biraz konuşacak. Yani tamam, bana bağır, çağır, kız. Ne istersen yap ama lütfen yanımda ol. Sensizlik cehennem azabı gibi. Çocukları da alet etmişsin ya. Çok kötü örnek oluyorsun çocuklara. Ya şimdi bak. Yani kötü örnek oluyoruz ama ailecek zaten kötü örnek oluyoruz yani. İstersen ha, kötü örnek olmayalım çocuklara. Ne? Tamam, ben çocuklardan da özür diliyorum o zaman, olur mu? Dile o zaman. Çocuklar. Ben Lale ablanızı çok üzdüm, bir hata yaptım. O yüzden sizlerin huzurunda Lale ablanızdan özür diliyorum. Tabii sizden de özür diliyorum böyle bir şey yaptığım için. Çünkü güzel bir örnek değil bu. Hadi bakalım, size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Şimdi mesela bir insan bir hata yaptı diyelim. Ama çok pişman, özür de diliyor. Çok içten, çok samimi bir şekilde. Siz de ne yaparsınız peki medeni bir insan olarak karşılığında? Aferin! Çocukları da alet etmiş, yakışıyor mu hiç? Kaldırın. Lale Onur'u seviyor mu? İndir. Çocuk üçünü alayım diye. Seviyor olarak baz alalım. Onur Lale'yi seviyor. Lale.
toplayın, şuraları toplayın. Çocukları eve bırakıyorsun hemen. Buraları da temizliyorsunuz. Aslında hani mantık olarak çok da şey değil yani hani. Balonları gördün mü? Bak bekle ben iki dakika baldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.